Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça pratik, lezzeti şahane yoğurtlu kuskus salatası tarifi ile geldim. Kuskus yerine ben bu tarifi zaman zaman makarnayla, arpa şehriyeyle, hatta bulgurla bile hazırlıyorum. Gerçekten lezzeti harika oluyor. Özellikle içine kattığım malzemeler zaten salataya fazlasıyla lezzet veren malzemeler. Kullandığım malzemeleri açıklama kısmında belirttim. Hemen tarifimizin yapımına geçmek istiyorum. Küçük bir çorba tenceresinde 1 litre kadar suyu kaynatalım. Üzerine 1 su bardağı kuskusu ilave edelim. Ocak başında çekim yapmadığım için tezgahta gösteriyorum size. Normalde ocakta kaynar vaziyetteki suya ekleyin kuskusu ve kısık ateşte kuskuslar yumuşayıncaya kadar haşlayın. Aynı makarnaya haşladığımız gibi haşlıyoruz. Makarna gibi yumuşak bir kıvama geldiğinde kuskuslar, ocağı kapatabiliriz, ocaktan alabiliriz ve suyunu süzebiliriz. Suyunu süzdüğümüz kuskusu ayrı bir kaseye alarak soğumaya bırakalım. Diğer bir kaseye de 3 adet kapya biberi küçük küçük doğrayarak alalım. Onun üzerine kornişon turşu ekledim ben. Siz kendi damak tadınıza göre miktarı belirleyebilirsiniz. Ben bol kornişon turşulu seviyorum bu tarz salataları. Kullandığım turşu büyüktü. Ortalama 3-4 tane kullandım ben. Dediğim gibi siz miktarı kendiniz belirleyebilirsiniz. Bir paket konserve mısır ekledim ve üzerine göz kararı yoğurt ekledim. Ortalama bir orta boyuttaki kase kadar yoğurt ekledim. Üzerine bir diş sarımsak ekledim ben. Siz daha bol sarımsaklı seviyorsanız eğer daha fazla sarımsak ekleyebilirsiniz. Sarımsağın üzerine de bir silme tatlı kaşığı kadar, hatta daha az miktarda da olabilir, tuz ekledim ve bütün malzemeleri güzelce karıştırdım. Ben mayonez eklemeyi öncesinde unuttuğum için karıştırdıktan sonra ilave ettim. Bu salata bol mayonezli güzel oluyor. Bana göre ortalama 5-6 yemek kaşığı kadar mayonez ekledim ben. Siz miktarına göre, mayonez miktarını da salatanın miktarına göre mayonez miktarını da artırıp azaltabilirsiniz. Kuskuslarımızın da sıcağı çıktı, soğudular. Artık malzemeleri birleştirebiliriz. Ben kuskusları daha geniş bir kaseye aldım. Çünkü iki malzemeyi de birleştirdiğimizde diğer kaseye sığmayacaktı. Artık son defa karıştırarak servis edebiliriz salatamızı. Salatamı servis kasesine aldım. Üzerine ben süslemiyorum. Bu şekilde servis etmeyi tercih ediyorum. Sizler kendi zevkinize göre dilerseniz üzerine de süsleyebilirsiniz. Görüntüsü gibi lezzeti de inanın şahane oluyor. Eğer buna benzer bir yoğurtlu salata tarifi denemediyseniz bir defa deneyin. Ben sürekli yapacağınızı düşünüyorum. Gerçekten 7'den 70'e herkesin beğeneceğini düşündüğüm bir tarif. Ben çok sık yapıyorum. Başında da belirttiğim gibi ve ailecek çok seviyoruz biz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Eğer tarifimi beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basmayı unutmayın. Böylelikle yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.